Burada bıraktığı yerden biz de Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü Özlem Derici Şengül'e döneceğiz. Özlem, bugün enflasyon raporunu gördük. Çok az da bir süresi kaldı yayının ama merak ediyorum. Hemen sunumdan sonra başkandan açıklama geldi. Çalışmalarımızla kurdaki bu algıyı kıracağız diyor. Bugünkü enflasyon sunumu sana göre kurdaki algıyı kırmak adına bir adım olarak yorumlanmalı mı? Merkezin öngördüğü enflasyon patikası yapmış olduğu faiz indirimiyle tutarlı mıdır? Nasıl yorumlamak gerekir? Son bir notla belki şöyle sorabilirim. Cari denge ve enflasyonu aynı kurumun açıklıyor olması operasyonel sıkıntı mıdır? Şöyle ki ben faiz indirimleriyle enflasyon patikasının çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Evet, yıl sonu enflasyonun güncellenmesi ve daha gerçekçi bir seviyeye getirilmesi önemli tabii ama 11.8'lik gelecek yılın enflasyon tahminiyle uyumlu bir para politikamız yok şu anda. Açıklama olarak hani cari denge doğrudan etkilenebilen, politikayla doğrudan belirlenebilen para politikası gibi bir değişken olmadığı için hani Merkez Bankası'nın açıklıyor olması çok hani operasyonel bir tehlike arz etmez. Ancak garip olan veyahut da daha hani tutarsız bulduğum şey cari dengenin hedefleniyor gibi görünmesi. İçinde bulunduğumuz konjonktürde hani ihracat artışı cari dengeye tabii ki pozitif yansıyor. Turizmin katkısıyla cari denge yine iyileşme gösterecek ancak bunlar pandemi sonrası çıkış ivmeleri, kalıcılığı henüz kesin olmayan ve de yapısal dönüşüm gerektiren, kalıcı bir hale dönüşmesi, yapısal dönüşüm gerektiren konular. Dolayısıyla bu yönde aksiyon alarak yani ihracatı destekleyen gerek reskont kredilerle gerek faizlerde indirimle üretimi ve ihracatı destekleyen politikaların para politikasını da çözeceğini düşünmek, işte enflasyonla mücadeleyi gerçekleştireceğini düşünmek çok gerçekçi görünmüyor. Merkez Bankası Başkanı parasal ve finansal istikrarı sağlayacaktır cari fazla dedi. Hatta finansman ihtiyacı da yani büyümeyi finanse edecek ana kaynağın da sağlanmış olacağını, finansman sorununun, büyüme finansman sorununun çözülmüş olacağını söyledi Merkez Bankası Başkanı. Ancak finansman sorunu sadece tabii cari açık değil, biliyorsunuz cari açık artı dış borç ödemelerinden oluşuyor, dış finansman ihtiyacı Türkiye'nin. Dolayısıyla hani buradaki baskıyı azaltmak sadece cari açığı kapatmakla mümkün değil. Bu bir. İkincisi de kalıcı düşüş. Cari açık dediğimiz şey bir tasarruf yatırım dengesi. Yatırımların arttığını biliyoruz. Demek ki tasarrufların çok daha artması lazım. Bu nasıl gerçekleşecek örneğin? Özel sektör tasarrufları açık veriyor. Bu sefer kamuda mı daha fazla tasarruf yapılacak? Bütçe fazlası mı verilmesi hedeflenecek? Gibi evet. Gibi. Pek çok hani makro dengenin başka noktalar gerekiyor. Bu anlamda çok gerçekçi gelmedi başkanım için. Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü Özlem Derici Şengül, çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Bu arada hani cari denge ve enflasyon aynı kurumun açıklaması operasyonel sıkıntı mıdır sorusu da yine eski bir Merkez Bankası ekonomisti Hakan Kara'nın gündeme getirdiği bir noktaydı. Belki hatırlatmakta fayda var. Borsa bu arada yarım günlük seansı %0.18 yukarıda 1522 puanda tamamladı. Onu da dile getirelim ve böylece Serdar Paz ile beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayarak değil mi? Evet. Yayınımızı tamam, noktalamış olalım. Böylece efendim 3,5 günlük tatil sonrası pazartesi tekrar buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın diyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Hoşça kalın. Merter'le reklam arkası ekstra yeni dönemle Bloomberg HT ekranlarında. Reklam, kamera arkası, pazarlama, halkla ilişkiler, sponsorluklar, kısaca iletişimin her yönü bu programda.
Reklam verenler ve ajans temsilcileri soruları yanıtlıyor, planlarını ve stratejilerini anlatıyor. Ender Merter'le Reklam Arkası Ekstra her cumartesi 15'te Bloomberg TV'de. Tacirler Yatırım veri ekranını sunar. Tacirler Yatırım veri ekranını sundu. Güzel bir hatıra. O en değerli an. Yazmaya başladığımız o ilk çizgi. Sevdiklerimizi hangisi temsil eder? Bir an her şeyi kaybettiğimizi düşünün. Hayatımızı sağlamlaştırıyoruz. Ailemiz için, sevdiklerimiz için, hayatımız için. Bu çağrıya kulak verip el ele dönüştürelim. Kentsel dönüşüm hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Göktekin Enerji hava durumunu sunar. Güneşli ve sağlıklı günler diler.